Merhaba Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce hiç görmediğimiz çok şık bir bebek elbisesi çalışacağız. Arkadaşlar ben bu modeli Pinterest'te gördüğüm bluzlardan esinlenerek elbiseye çevirdim. Elbise modelini hiçbir yerde görmedim. Dedim bari ben yapayım. Gördüğünüz şu motifli üstü sadece bluz olarak gördüm. Dedim ki şöyle hemen arkasını da göstermek istiyorum. Şöyle düğmeli. Bunu önden yapıp bluz olarak yapılmış. Ama ben bunu arka yaptım. Şöyle bir tane de düğme ekledim. Çok güzel bir şey çıktı ortaya. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen kaç yaş diye soracak olursanız 1,5-2 yaşa uygun arkadaşlar. Hemen şöyle ölçü de verecek olursam. Şöyle 27 santim diyebilirim. 26 buçuk 27 santim. Boy olarak hemen boyunu da askılar hariç ölçüyorum. Boyunu 37 santim arkadaşlar. Ben göz kararı yaptım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Ben bayıldım. Sizler de eminim bayılacaksınız. İplerinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben elimde fazladan olan koton iplerle ördüm. Sizler de ister koton iple örebilirsiniz, ister merseyizde iple örebilirsiniz. Sizler hangi iple örmek isterseniz rahatlıkla örebilirsiniz. Ben hemen şöyle şurayı da göstermek istiyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında etek ölçümünü yaptım. Daha sonradan bir sıra daha ekledim. Bunu da başta hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığım başını doladım. Halkanın içine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Halkanın içine battım. İkili trabzan. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu. Bir zincir çektim. Halkanın içine batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Birçoğumuzun bildiği bir model. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için yine de göstermek istiyorum. Video dolaştırmak istemiyorum. Bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan, 4 tane grup yapmış olduk. Bu şekilde. Evet. Sihirli halkamın ipinden tutup iyice kapatıyorum ortayı. Ve burada bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi burada önemli bir noktamız var. Bu sihirli halkayı şöyle iyice çekip herhangi bir ilmeğe batarak bir düğüm atıyorum ki çözülmesin. Bunu ilk başta yaparsanız sizin için daha kolay olacaktır. Çözülmesini istemiyorum çünkü sizler de istemezsiniz eminim ki. Muhakkak bu düğümü yapın arkadaşlar. Farklı bir şekilde sihirli halka yapıyorsanız da yine de bu düğümü bence yapın. Sonradan o kadar emeklerle ördüğünüz şeyin çözüldüğünü görmek sizi üzecektir. Evet, şöyle hemen krem rengimi alıyorum. İpime bir düğüm atıyorum. Ve herhangi bir zincirlik bölüme battım. İpimi sabitledim. 2 veya 3 zincir çekiyorum. Arkadaki artık ipimi de
beraber örerek çektiğim zincirle beraber şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada köşelerimizi yapıyoruz ama ilk başta yarım köşeyle başlıyorum. Şu aradaki iplerimi de arada yürütüyorum. Bakın bir zincirlik bölüme battım. Arada hiç zincir çekmedim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirim var. Tekrar aynı yere battım. 3 tane ikili trabzan. Arada zincirim yok, hemen karşıya geçiyorum. Tek zincirlik bölüme geçiyorum ve 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. 3 tane ikili trabzan. Karşı tarafa geçtim. Ve yine burada 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve hemen ilk battığım yere yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu köşeyi de tamamlamış oluyorum. 1 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Bakın bunları arada yürüttüğümüz için, beraber ördüğümüz için direkt kesiyorum arkadaşlar. Hiç saklamakla vakit harcamıyorum. Hemen diğer rengime geçeceğim. Şöyle pembe rengimi alıyorum. İpimi bir düğüm attım. Yine yarım köşe ile başlayacağım. Bakın köşenin bir zincirlik bölümüne battım. 1, 2, 3 zincir. Çektiğim zincirle beraber ve arada artık ipimi yürüterek 3 tane ikili trabzan. Arada zincirim yok. Hemen şu boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Köşeye geldim. Yine burada köşe yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir zincirimi çektim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen bakın hiç arada zincir çekmeden buraya battım. 3 tane ikili trabzan. Zincir çekmiyorum ve arada artık iplerimi yürüterek yine burada 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle arada iplerimi de yürütüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. İlk battığım yere batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. Bir zincir, ilk yaptığım zincirin tepesine battım, kaydırmayla kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Hemen soruları duyar gibiyim. Tek renkle yapsak olur mu? Tabii ki olur. Tek renkle de çok güzel ve asil olur diye düşünüyorum. Aslında ben de tek renkle yapmayı düşündüm. Ama biliyorsunuz ki ben rengarenk şeyleri çok seviyorum. O yüzden dedim ki rengarenk olsun. Ve bu bölümde de yine aynı şekilde ilerliyorum. İpimi köşeye sabitledim. 3 zincir. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Dönüşte burayı tamamlayacağız. Zincir çekmeden hemen boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Şöyle aradaki ipleri de alayım. Hiç zincir çekmedim. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan. Ve yine köşe. Çok fazla videoyu uzatmaya gerek yok. Hemen burada şöyle ip de aldı. Yeniden öreceğim burayı.
Yine burada 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma ile kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle. Motifim bitti. İlk motifi bir sıra daha öreceğiz ve diğer motifleri de son sırayı örerek birleştireceğiz. Ben şu şekilde hemen şöyle göstermek istiyorum. Sayalım birlikte. 2 4 6 8 10 11 ve son ördüğümle 12 tane motifim olacak. Şimdi ilk motifi tek başına son sırayı öreceğiz beraber. Şöyle pembe ile öreceğiz. Evet. Elbisenin yoğunluğu pembe olsun istiyorum. Ve yine son sırayı da aynı şekilde öreceğim. Köşeler yine aynı başlıyor. 3 zincir. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Bakın burada 3 tane boşluğum oldu. 3 boşluğa da batarak 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Eğer bu modeli biliyorsanız burayı ileri sararak atlayabilirsiniz arkadaşlar. Az önce dediğim gibi bilmeyenler için bunu gösteriyorum. Ama biz bu modeli biliyoruz diyen arkadaşlar hemen buraya geçebilir. Birazdan da birleştirmeyi göstereceğim. Çoğu arkadaş yine birleştirmeyi biliyorsa orayı da geçebilirler. Çünkü çok yorum alıyorum. Kimi çok hızlı ördüğümü söylüyor. Kimi çok yavaş ördüğümü söylüyor. O yüzden bu sizin elinizde. Yavaş ördüğümü düşünüyorsanız hızlandırabilirsiniz. Çok ağır, çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız yavaşlatabilirsiniz. Yavaş ördüğümü düşünüyorsanız hızlandırabilirsiniz diyecektim, ters söyledim. Evet, bu sizin elinizde. Ben bu şekilde örüyorum. Sizler ister yavaşlatın, ister hızlı bir şekilde izleyin. Bu şekilde ben son sırayı da bitirip hemen dönüyorum. Evet, ben sıramı bitirdim. Şöyle beraber sayalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 sıra ördük. Normalde sadece bir tane motifi 5 sıra örüyorum. Diğer motiflerin 5. sırasını örerken birleştirme yapacağız. Ben şöyle bir motifin 5. sırasının etrafını döndüm. Şöyle 2 tane duvarını bıraktım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Köşedeyim. Hemen diğerinin köşesine batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Burada bir zincir daha çekiyorum. Ve hemen burada köşemi yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İlmeği uzattım. Hemen ikinci boşluğa geçtim. İçinden ilmeği geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Burada bir potluk olmasın diye. Hemen boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Hemen önümdeki boşluktan içeri geçirdim. Bir zincir. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirmemi sağlıyorum. Bir zincir. Hemen önümdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bunu dikerek de birleştirebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ama böyle son sırayı örerek birleştirmek benim daha kolayıma gidiyor. Hem örmüş oluyorum hem de birleştirmiş oluyorum. O yüzden en kolayı bu. Ama yok ben dikerek birleştirmek istiyorum derseniz bu tamamen size bağlı. Bakın köşenin 3 tane ikili trabzanını yaptım. Bir zincir çektim. Köşenin içine battım. Burada bir zincir daha çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak buranın birleştirmesini bitiriyorum.
Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle birleştirmeyi bitirdik. Ben burayı bitirip hemen dönüyorum. Evet, ben birleştirmeyi bitirdim. Hemen diğer motifime geçtim. Yine iki duvarını ördüm. İki duvarını bıraktım. Köşedeyim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve az önce gösterdiğim gibi yine köşeden başlıyorum. Şöyle yanlış yerden batmayalım. Evet. Şöyle. Arada artık ipleri de örüyorum. Evet. Burada yine aynı şekilde devam edeceğim. Az önce gösterdiğim gibi. Bakın. Boşluklara batıyorum. Burada bir zincir çekiyorum ve diğer boşluğa geçiyorum. Şimdi burayı çok uzatmaya gerek yok. Şuraya gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Bakın şöyle birleştirdim. Yine köşedeyim. Bu köşede bir zincir çekiyorum. Bakın iki motifin birleştiği yere geldim. Şuraya batmıyorum ki motif kaymasın. Şu iki motifin birleştiği nokta var. Bakın iki tane ilmek var tam burada. Şöyle tığımı tam oradan geçiriyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve burada köşemi tamamlıyorum. Evet. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Düzgün bir geçiş sağlamış olduk. Bunu tek başına örüp bitirip hemen dönüyorum. Evet, ben yine burayı bitirdim. Dördüncüye geçtik. Dördüncünün başlangıcı yine aynı şekilde. Bir zincir çekiyorum. Şöyle burada bir duvarını ördüm. İçinden ilmeği geçiriyorum. Bir zincir. Üç tane ikili trabzan. Hemen önümdeki boşluğa geldim. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle şunları da şuraya çekeyim. Daha sonra saklayacağım. Şuraya gelene kadar devam edeceğim. Ben şöyle köşeye kadar geldim. Bakın köşedeyim. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada yine bakın 3 motif birleştirme yerinin tam ortasına batıyorum. Yani köşelerin bir zincirlik bölümlerine değil, motiflerin birleştirme noktasına batıyorum. İlmeği geçirdim. Bir zincir çektim. Köşemi tamamlıyorum. Ve burada iki duvarı birleştireceğiz. Birleştirme bitti. Burayı da birleştirip kapatacağız. Şimdi çok videoyu uzatmayalım. Bu şekilde birleştiriyorum ve diğer motifleri de 2-2 birleştiriyorum. Yani 6 tane altta, 6 tane üstte olacak şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben motiflerimi birleştirdim. Ve şöyle kenarına da iki sıra İkili trabzan grupları yaptım. Hemen diğer tarafa da aynısını uygulayacağız. Ben çok video uzamasın diye hemen şuraya bir tane iki sıra ördüm. Karşıdan buhar tutup elimle de düzelttim. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Yine hemen şu kenara beraber başlayalım. Yine pembe ipimle artık devam edeceğim. İki sıra yine İkili trabzan gruplarımı yapacağım. Hemen şöyle köşeden başlıyorum. Hatta şöyle tersinden başlamak istiyorum ki birleştirmeyi düzünden yapalım. Git gel yapacağız çünkü. Hemen şöyle köşeye batıyorum. 3 zincir çektim. Ve köşenin içine çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan. Arada zincirim yok. Her bir boşluğa
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Bu şekilde tüm boşluklara tek tek batarak 3 tane ikili trabzan. Şöyle tam ortaya gelene kadar devam edeceğim. Bakın tam buraya geldim. Motiflerin birleşme noktası. Tığ başında oluyorum. Hemen motiflerin tam ortasına batıyorum. Birleşme noktasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine arada zincir yok ve boşluklara batmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Şöyle göstermek istiyorum. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Yine köşeye 3 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bitireceğim. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Yine her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Nereye kadar? Şöyle şuraya kadar devam edelim. Şöyle bakıyorum. Şuraya kadar ördüm. Şu kadar bir açıklık bence yeterli. Onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yani örüp sadece şu kadar bir açıklıkta bırakabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Hemen burada birleştirme yapacağım. Buraya artık birleştiriyorum. İlmeği uzattım. Tam neredeyim? Bakıyorum. Şöyle tam karşısına gelene battım. İlmeği içinden geçirdim. Motifleri nasıl birleştirdiysek bunu da aynı şekilde birleştireceğiz. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Yine burada bir zincir çekiyorum. Ve hemen karşı tarafa geçip trabzanlarımı yapıyorum. Yani burada da birleştirme aynı şekilde tığım takılıyor. Kusura bakmayın. Biraz hızlı yapayım derken maalesef tığım da takılıyor. İyice yavaşlıyorum. Gördüğünüz gibi aynen bu şekilde birleştirmemi de yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın şu alt kısım, şu da üst kısım olacak. Sıra sonuna kadar birleştirmemi yapıp dönüyorum. Hemen şurayı da göstermek istiyorum. Bakın sonuncu boşluğa battım. İlmeği uzattım. Hemen karşı taraftaki bu zincirlik bölüme batıyorum. Bir zincir çektim. Tığın başında oluyorum. Buradaki en son zincirin tepesine battım. İkili trabzan yapıyorum. Şöyle ilmeğimi uzattım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İlmeği koparmayacağım. Çünkü eteğine devam edeceğiz. Bakın şöyle arada bir açıklık oldu. Buraya düğmeler dikebilirsiniz. Fermuar tavsiye etmiyorum ama en güzeli çıt çıt olur. Düğme olur. İster orayı arkası olarak kullanabilirsiniz. İster burayı arka olup düğmeli bölümü ön olarak tamamen size kalmış. Şu anda ben de bilmiyorum burayı ön mü arka mı kullanacağımı. Ve hemen etek bölümüne geçmek istiyorum. Hızlı bir şekilde. Evet, burada hemen ben tığımı değiştiriyorum. Normal üst bölümü 2 milimlik tığ ile çalışmıştım. Şimdi 3 milime geçtim. Çünkü eteklerin dökümlü olmasını istiyorum. Burada 3 zincir çektim. Hemen şu köşenin içine batıyorum. Önümdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. Hem bakın önümdeki boşluğa battım. 1 2 3 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Yani pilelerimi yapmaya başlıyorum. Bir zincir çektim. Hemen boşluğa batıyorum. 1 2 3 Bir zincir aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bu sırayı bu şekilde devam edeceğiz. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Tüm aralarda birer zincir var. Bir zincir çekiyorum. Diğer boşluğa geçtim. 1 2 3 Bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan. Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer pilesi size çok fazla gelirse, ben çok pileli istemiyorum, benim ipim de yetmez zaten, veya ben pileyi çok sevmiyorum derseniz, burada ne yapacağız? Şimdi ben 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili trabzan yaptım. Çok pile istemezseniz hemen boşluklara 2 tane ikili trabzan, 1 zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde yaparsak çok fazla pilemiz olmayacaktır. Bu şekilde ben şimdi 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 ikili trabzan, tüm boşluklara devam edeceğim. Hemen şu iki motif arasına yine şuraya batıyoruz. Bakın, buraya aynen işlemi devam ettiriyorum. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Hemen şuraya bakıyorum. Bir zincirimi çektim. Bakın, buraya 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Şurası birleşme noktam. Hemen buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batıyorum. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Burada yine aynı şekilde devam edeceğim. 3 zincir çektim. Hemen bakın, şöyle bir zincir sayıyorum, burayı araya battım. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Dönüşte yine burayı tamamlayacağım. Bir zincir çekiyorum. Bakın, şu boşluklara batmıyorum. Hemen şurada bak, köşe gibi yaptığımız bu bir zincirlik bölümlere batacağız. Buralara artık batmıyoruz. Tığın başını doladım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, yine aynı bölüme 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, tığın başını doladım. Bakın, hemen yanındaki boşluğa batmıyorum. Hemen şuradaki bir zincirlik bölüme elimizi gevşek tutarak yapalım ki eteğimiz biraz şöyle dökümlü olsun. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıp 3 tane ikili trabzan. Bundan sonraki sıralar hep bu şekilde ilerleyecek. Şöyle göstermek istiyorum. Buradaki boşluklara batmıyoruz. Sadece şurada köşe gibi görünenlerin tam ortasına batarak bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın, buraya sadece 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Aynı yere batıyorum. Bütün sıralar aynı bu şekilde devam edecek. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Tüm ilmeği aynı anda kapattım. 1 2 3 zincir. Hep bu bir zincirlik bölüme sadece çektiğimiz zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bunu dönüşte kapatıyorum. Tüm sıralar aynı şekilde ilerliyor. Bir zincir, elimizi gayet gevşek tutarak her bir zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan, bir zincir,
3 tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle bir zincir çekiyorum. Yine burayı hatırlatıyorum. Buraya batmıyorum. Bakın şöyle tek zincirlik bölümün arasına batarak devam ediyorum. Hemen şöyle plisini göstermek istiyorum. Çok güzel olacak bence. Ne kadar öreceğiz, kaç sıra öreceğiz ben de bilmiyorum. Çok göz kararı öreceğim. Aralarına renkler katacağım. İpi koparıp diğer renkle devam edeceğim. Böyle göz kararı renklerle de oynayacağım. Ve istediğim boya gelene kadar aynı size gösterdiğim gibi ben de devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonunda yine burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben etek bölümünü bitirdim. Çok uzun olmasını istemedim. Yazlık bir elbise zaten. Şöyle kısa ifil fil bir şey olsun istedim. Uzunluğunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen şöyle kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra örmüşüm. Şöyle bir de ölçü vermek istiyorum. Şimdi ilk sıradan başlayarak 19, 20 santim arkadaşlar. Toplamda 20 santim ördüm ve bıraktım. Başta dediğim gibi renk karışımları yaptım. Bu renkleri tamamen siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Örüm şekli aynı. Şöyle bir askı yaptım. Önce bir deneme yapmak istedim. Kendim ördüm. Diğerini de beraber öreceğiz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Burayı da uzunca bıraktım. Arkaya şu şekilde dikeceğim. Şimdi hemen bunun başlangıcını yine pembe ipimle göstermek istiyorum. Yine 2 milimlik tığımı aldım. Ve bakın burada şu şekilde çalıştım. Birleşme yerine tam ikinciyi koydum. Buradaki motifin birincisi, buradaki motifin de köşesi. Yani hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın buraya battım. İki zincir çektim. Şu motifin birleştirme yerindeyim. Hemen altta ilmeği saklayarak çektiğim zincirle beraber aynı yere 3 tane ikili trabzan. Hemen yanında bir boşluk var. Batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Aralara zincir çekmiyorum. Hemen bakın bu motifin köşesine yaptım. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Üç tane trabzan şöyle göstermek istiyorum. Bakın köşeyle beraber sayarsak 1, 2, 3, 4, 5. boşluktan başladım. Burada da köşeyle birlikte 1, 2, 3, 4, 5. de başladım. Bu şekilde hesap edebilirsiniz. Hemen burada 3 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Hemen önümdeki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Hemen ikinci boşluğa 3 tane ikili trabzan. Burada bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. En son trabzan tepesine battım. Şu şekilde ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çevirdim. Bakın hemen önümde duran boşluğun içine batıyorum. Çektiğim zincirle beraber bu boşluğa 3 tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Önümdeki boşluğa battım. 2, 3. Tığın başını doladım. Son boşluk. 1, 2 ve 3. Şöyle göstermek istiyorum.
1, 2, 3 zincir çevirdim ve boşluğa batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Kaç sıra ördüğümü saymadım. Göz kararı yaptım. Sizlerle birlikte saymak istiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra örmüşüm. Ama eğer bebek veya çocuk yanınızdaysa giydirin. Askıyı ona göre örerseniz bence daha iyi olur. Çünkü ben bu askı işlerini pek beceremiyorum. Bazen yapıyorum, büyük geliyor, bazen küçük geliyor. O yüzden şöyle çocukların üzerine giydirerek yaparsak daha iyi olur. Ben sıramı bitirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle askımı bitirdim. Hemen şöyle 17 sıra dedim ama çok beğenmedim. Çok kısa oldu. 19 sırayı çıkardım. Daha sonra ipimi kestim ve iğnemi şöyle geçirdim ve dikeceğim. Bunu örerken de birleştirebilirsiniz. Aynı birleştirme tekniği ile. Ama ben dikince daha iyi olacağını düşündüm. Şöyle tam karşısına gelecek şekilde şöyle hemen bakıyorum. Şurayı da düzeltiyorum. Tam karşısına gelecek şekilde şöyle nereye geldi bakıyorum. Evet, tam şuraya. Şöyle buradan dikmeye başlayacağım. Evet. Şöyle. Ben de dikişte çok usta değilim. Çok da sayamam dikiş dikmeyi ama örgü örüyorsak mecbur dikişte çıkıyor. Genelde ben dikiş değil de şöyle hani örerken birleştirme taraftarıyım ama bunu da şöyle bir dikmek istedim. Sanki dikince daha güzel görünecekmiş gibi. Bu şekilde dikelim. Evet. Şöyle tekrar bakmak istiyorum ben. Tam denk geldi mi diye. Şöyle. Evet, hemen hemen tam arkada şu şekilde. Evet. Şöyle rahat rahat dikebilirim artık. Şöyle. Evet, çok fazla sabitlemeye gerek yok. İp zaten kalın olduğu için sökülmeyecektir. Bir de şöyle düğüm atıyorum. Sökülmemesi için benim meşhur düğümlerimden hemen ön tarafa geçiyorum şu şekilde. İpim, iğnemi şöyle yürüteceğim. İpimi de yürütmüş olacağım. Kesiyorum. Askılarım çok güzel bir şekilde tamam. Çok şık oldu bence. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen şöyle bir zincir çekmiştim ben. Şöyle bir göstermek istiyorum. Şöyle belini ölçerek bu zinciri çektim. Şöyle belini doladım. Şu şekilde. Bence yeterli olur dedim. Bunu da şöyle içten şöyle bir ortayı belirliyorum. Diğer elbisemde öyle yapmıştım bakın. Şöyle ortayı belirliyorum, şu orta. Hemen şuradan boncuk yardımıyla şöyle bir içe bir dışa şeklinde bunu geçireceğim. Ama bunu yapmaya da bilirsiniz. Ben de deneyeceğim. Ben de bilmiyorum nasıl duracağını. Şöyle bir içten bir dıştan şekilde şöyle açarak evet. Diğerinden çıkarıyorum. Bu şekilde tam belirlediğim yere gelene kadar bunu bu şekilde geçireceğim. Şöyle bakın. Güzel oldu. Evet, bu şekilde. Bakın, belirlediğim nokta bu. Buraya gelene kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben elbisemi bitirdim. Şöyle bağcığımızı da taktık. Az önce dediğim gibi bu bağcık tamamen size bağlı.
hemen şöyle arkasına da bir tane düğme ekledim. Aynı renkten bulamadığım için ikinciyi dikemedim ama şöyle alt alta iki tane dikerseniz daha güzel duracaktır. Evet arkadaşlar, umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir bu güzelliği. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.